Suriye'deki fotoğraflarla ilgili özellikle iktidar kanadından eleştiriler var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden şu saate kadar bir açıklama gelmedi ya da bu fotoğraflar kınanmadı yönünde. İki soruya da cevap verirseniz sevinirim. Efendim, Suriye'deki vahşeti kınadık. Üstelik Sayın Doğulu bu konuda açıklama yaptı. Bugün parti sözcüğümüz açıklama yapacak. Vahşeti kim yaparsa yapsın. Esad mı yapıyor? Karşı taraf mı yapıyor? Hepsini şiddetle kınıyoruz. Suriye'de kan akmasını istemiyoruz. Suriye'nin iç işlerine Türkiye'nin müdahale etmesini istemiyoruz. Suriye'ye barışın gelmesini istiyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz. Esad rejiminin kendi halkına bomba yağdırması, işkence yapması affedilecek, savunulacak bir tutum değildir. Bunun şiddetle kınanması gerektiğini defalarca söyledim. Bir kez daha Konya Sanayi Odası'nda söylüyorum. Ne söyleyeyim ben başka? Teşekkür ederiz arkadaşlar. Öbür konu bir sorunuz daha vardı bilmiyorum. Yani şantaj yaptı demek yetmiyor. Neyi yaptıysa açıklasın. Bakın, hükümet diyor ki bize darbe yapıldı. Bize karşı. Yine CHP'nin genel başkanı olarak söylüyorum. Her türlü darbeye karşıyız. Hükümete bir darbe yapılıyorsa gelip bize söylesinler şu darbe yapıldı. Emin olun önce ben itiraz edeceğim. Emin olun önce ben diyeceğim ki biz bu darbeye karşıyız. Siyaset kurumuna birisinin vesayet kurmasını istemeyiz. O ayrı bir şey. Şantaj, hiçbir siyasal iktidar, hiçbir siyasal parti, hiçbir siyasal organ, hiçbir kurum şantaja boyun eğmemeli. Onu da söyleyeyim. Şantaj olmaz, doğru olmaz. Şimdi benim sanayi odasındayız. Sayın Başkan, benim size şantaj yapma hakkım var mı? Olmaz. Olursa en başta siz itiraz edersiniz. Ben de itiraz ederim. Hiç kimsenin demokratik bir kurumu, bir sivil toplum örgütünü şantajla yolundan çevirmesi, şantaj kurarak onun doğruları yapmasına engel olmasını sağlamamalı. Biz her türlü şantaja karşıyız.